19 Eylül Perşembe günlerden ve saatlerimiz 19.45'i gösteriyor. Bugün de Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle ana haber bülteni tam bir saat boyunca sizlere aktarmış olacağız. Peki satır başlarımız neler? Seçtiğimiz haberlerin başlıklarını hemen ekrana yansıtalım ve tek tek gidelim. Membiçi Rakka'yı unutmadık. İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar'a çok çok önemli bir mülakat verdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar güvenli bölge işbirliğine dikkat çekti ama işlerin pek de iyi gitmediğini ifade etti. Tüm bu önemli röportajın ayrıntıları birazdan TGRT Haber ekranlarında olacak. Bilecik'te bir tren kazası var ve bir kılavuz tren raydan çıktı. Tünele hızlı bir şekilde girmişti. İki makinist maalesef hayatını kaybetti. Bu olayın da detayları birazdan ana haber bültenimizde olacak. Vurulan, polis tarafından 10 gün önce vurulan, sonra da gazetecilere polisin vurduğu için teşekkür eden bir adamın hikayesini ekranlarına getireceğiz. Gazetecilerle bir konuşma imkanı vuruldu. Hem elinden hem ayağından vurulmuştu 10 gün önce polis tarafından. O teşekkürün ayrıntıları da birazdan TGRT Haber ekranlarında olacak. Biz bu haberleri vermekten bıkmadık. Gerçekten çok üzülüyoruz. Her verdiğimizde de kadına şiddet olayları maalesef artıyor diyerek başlıyoruz sözümüze. İki farklı ilde maalesef bir kadın hayatını kaybetti. İki kadın da yaralı. Peki neden bu olaylar artıyor? Ona da haberimizin içinde bakacağız, sizlere aktaracağız. Obez bir kedimiz var. Biraz önce altyazılarında bol bol izlediniz. Bu kedi hakikaten obez. Pilates yapıyor, koşu bandına çıkıyor, diyet yapıyor, zayıflamaya çalışıyor. Tek derdi zayıflamak. O kedinin hikayesi de ana haber bülteninde olacak. Toplulu içeriğimizde ana habere başlayalım. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar güvenli bölgedeki son durumu anlattı. Amerika Birleşik Devletleri'ni eleştirdi. Münbici Rakka'yı unutmadık dedi. Bölgede üsler kuruyoruz diye ekledi. Akar'ın İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar'a yaptığı çarpıcı açıklamalar az sonra. Ve bugün Gaziler Günü'ydü. Vatan uğruna ölümü göze alan kahraman gaziler de Beştepe'ye çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlandı. Bu anlamlı günde Ankara'da önemli bir tören de gerçekleşti. 425 şehit yakını ve gazi kamu kurum ve kuruluşlarına atandı. Atama töreninde de duygusal anlar yaşandı. Kimi dünya barışı için Kore'de, Allah razı olsun, Allah başımıza ekibimiz, devlet, millet, hükümetimiz, cumhurbaşkanımız ya. Kimi 1974'te soydaşlarımızı yok olmaktan kurtarmak için Kıbrıs'ta savaştı. Bundan daha mutlu bir şey olamaz. Kimi de 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin darbesine canı pahasına dur dedi. Paylaştığımız şeyler aynı, Rabbim bir daha yaşatmasın. Biz belki o hainlerle bir gün savaştık ama Cumhurbaşkanımız her gün o hainlerle savaş içinde. Allah razı olsun diyorum. Kimileri de vatanın bölünmez bütünlüğü için yıllarca teröre siper etti göğsünü. Mayınlı pusular, kurşunlar vücutlarından birer parça alsa da vatan sevgisini alamadı. 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazileri Beştepe'de kabul etti. Kol zayıf. Gazilerle tek tek tokalaştı, onların durumu hakkında bilgi aldı. Tedavi görüyorum hali. Elhamdülillah iyi. Çok mutlu olduk. Bizleri tek tek dinledi, sorunlarımızı dile getirdi. Ben Suriye Elbap'ta iki kere yaralandım. Tekrar vücudumda 289 tane dikişim var, kalın bağırsam yok. Ama Sayın Cumhurbaşkanıma da ilettim. Tekrar Fırat'ın doğusuna operasyon olursa gitmeye gönüllüyüm dedim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Gaziler Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Gazilerimizin emanetine cephe açan namerttir dedi. Bahçeli mesajında gazilerin sorunlarını ve beklentilerini sıraladı. Gazilere iş hakkı tanınmasını, gazilik madalyası, serbest seyahat kartı ve faizsiz konut kredisi verilmesini istedi. 19 Eylül Gaziler Günü'nde önemli bir tören de gerçekleşti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 425 şehit yakını ve gazinin ataması çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına yapıldı. Sağlık Bakanlığı atandı. Güzel bir duygu. Duygulandım yani. Oğlumun ataması gerçekleşti. Ticaret Bakanlığı'na. Çok mutluyuz ailecek. Diyarbakır HDP il binası önünde. 3 Eylül'de başlayan evlat nöbeti sürüyor. Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelere destek çığ gibi büyüyor.
Yar bayrağına geç bırak abi geç. Geç cezaevinde toprağın altında. Yüreklerde acı, gözlerde yıllardır dinmeyen gözyaşı ama hala yitirilmeyen bir umut var. Anneler, babalar PKK'dan evlatlarını geri istiyor. Yakınlarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden ailelerin Diyarbakır HDP binası önünde evlat nöbeti sürüyor. Acılı ailelerin sayısı her geçen gün artıyor. 40'ı aştı. Ellerdeki fotoğraflar farklı ama yüreklerdeki acı aynıydı. Annelerin ne daha fazla dayanacak gücü ne de gözünde dökecek yaşı kalmıştı. İşte onlardan biri Yıldız Ballı. Kızı Yasemin Ballı kaçırıldığında yıl 2014'tü. Sonrası? Sonra abisine telefon açıyor. Abi diyor terör örgütü beni kaçırıyor. Bana yardım et diyor. Abisi diyor sen neredesin? Telefon kapanıyor. Kapanıyor sonra 3-4 saat sonra telefon açıyor tekrar. Diyor abi sen çok geç kaldın. Beni götürdüler bilene. Acılı anne umutla beklerken 10 gün önce aldığı haberle yıkıldı. Benim küçük kızım tesadüfen girdi internete. Tesadüfen girdi çıktı. Ölü diye çıktı. Yasemin Ballı ölümünü şey vermiş. Murat Karayılan vermiş. Murat Karayılan benim kızımın cesedini niye göndermiyor bana? Kızının ölümüne inanmayan anne gözyaşlarıyla seslendi. Yasemin. Anne. Ben biliyorum. Sen ölmemişsin. Annenin sesini duy gel yavrum. Korkma onlarda. Devletimiz var onlara sığ. Sonuna kadar da yanınızdayız. 23 sene muhtar arkadaşımız. Bu arada sıcak bir gelişme var. O sıcak gelişmenin ayrıntılısını da aktaralım size. Rusya ve Çin'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile ilgili bir veto geldi. İdlib'de ateşkes sağlanması ve insani hukuka aykırı şeylerin olmaması için bir veto geldi. Rusya ve Çin'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile ilgili bu bilgiyi de aktarmış olalım sizlere. Devam edelim. İsrail zulmü durdurak bilmiyor. Bu defa da İsrailli yerleşimciler El Halil kentine baskın düzenledi. Baskınlarda 10 Filistinli yaralandı. İsrail güçleri himayesinde İsrailli yerleşimcilerin El Halil'de düzenlediği baskınlarda çatışma çıktı. İsrail askerlerinin Filistinlilere müdahalesi sert oldu. Askerlerin gerçek mermi ve gaz bombası kullandığı çatışmalarda 10 Filistinli yaralandı. İsrail ordusu Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği operasyonlarda 23 Filistinli'yi gözaltına aldı. İsrail cezaevlerinde 220'si çocuk olmak üzere 5500 Filistinli bulunuyor. Suudi Arabistan'ın en büyük petrol tesisi vuruldu. Amerikalılar ve Suudlar İran'ı suçladı. İyi de 5 kilometre ötede konuştu patriotlar. Tesisi vuran seyir füzelerini neden imha edemedi? Saldırının üzerindeki sis perdesi ve soru işaretleri az sonra. Bilecik'teki o üzücü kazayla devam edelim ana haber bültenine. Hızlı tren hattını kontrol için Ankara'dan yola çıkan kılavuz tren Bilecik'teki tünele hızlı girince raydan çıktı. Kazada maalesef iki makinist de hayatını kaybetti. Kılavuz tren aşırı hız nedeniyle raydan çıktı. İki makinist hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle seferler gecikti. Tren istasyonlarında kısa süreliğine hayat durdu. Yol kapanmasından dolayı garımıza Bilecikli olarak gelecektir. Kaza Bilecik merkeze bağlı Ahmet Pınar köyü sınırlarında bulunan tünelde meydana geldi. Yüksek hızlı tren hattını kontrol amacıyla Ankara'dan yola çıkan tekli lokomotif Bilecik'teki tünelde raydan çıktı. Günlük olarak sabah hızlı tren hattını kontrol eden lokomotifimiz 30 km gitmesi gereken yere biraz daha hızlı girerek kontrolden çıkmış raylardan çıkarak tünel girişinde duvara çarpmış ve bu şekilde 1200 metre kadar sürüklenmiş. Feci kazada makinistler Sedat Yurtsever ve Recep Tunaboylu olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İstanbul-Konya ve İstanbul-Ankara hatları geçici olarak kapatıldı. İstasyonlarda bekleyen yolcular anonsla bilgilendirildi. Yüksek hızlı trenler yol kapanmasından dolayı garımıza Bilecikli olarak gelecektir. Bilet kontrol işlemleri anonslarla bildirilecektir. Sayın yolculara duyurulur.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Konya'da Hemzemin Geçit'te bariyerlerle tren rayları arasında sıkışan aracı jandarma ekipleri son anda bariyerleri kaldırarak kurtardı. Gerilim dolu anlar güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı. Hemzemin Geçit'te mahsur kaldılar. Trenin altında kalmaktan jandarmanın müdahalesiyle kurtuldular. Konya'nın Akşehir ilçesinde bir hafif ticari araç, Hemzemin Geçit'e geldiği sırada sesli ve ışıklı uyarı sistemine rağmen kapanmakta olan bariyerin altından geçti. Araç karşı tarafta bulunan bariyerin kapanmasıyla tren raylarıyla bariyerler arasında mahsur kaldı. Yardıma devriye gezen jandarma ekibi yetişti. Jandarmalar bariyeri kaldırdı, araç dışarı çıktı. Saniyeler sonra ise tren Hemzemin Geçit'ten geçiş yaptı. Araç ve içindekiler trenin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Yaşanan gerilim dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul Tuzla'da dün gerçekleşen fabrika yangınındaki zarar havadan görüntülendi. Facianın boyutu gözler önüne serildi. Yangın sırasında havaya karışan kimyasal gazlar ve yarın beklenen sağanak nedeniyle ortaya çıkan acaba kimyasal yağış mı olacak endişeleri ise cevabını buldu. Meteoroloji tehlike yok dedi. Yangının çıkış sebebi öğlen saatlerinde... Tuzla'da yanan asfalt ve kimyasal madde üretim fabrikasındaki hasar gün aydınlandığında tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Kimyasal bir tanker metrelerce havaya fırladı ve daha sonra fay araçlarının olduğu yere düştü. Yaklaşık 5 saat süren irili ufaklı çok sayıda patlamaya neden olan yangın dev tesisi adeta küle çevirdi. Havadan görüntülenen fabrika enkazı facianın boyutunda gözler önüne serdi. Yangından geriye kocaman bir kül yığını kaldı. Keşke arabaları da alsalar. Arabalara düştü yakın. Arabanın tekerleri patlıyor baksana. Saat 11.40 sularında başlayan 4 itfaiye görevlisi toplam 9 kişinin yaralandığı yangın, yoğun uğraşlar sonucu akşam saatlerinde kontrol altına alınabilmişti. Öte yandan yangın süresince göğe yükselen kara dumanlar önemli bir başka tehlikeyi de beraberinde getirmişti. O tehlike havaya karışan ciddi orandaki kimyasal gazdı. İstanbul Valiliğinden yapılan şiddetli yağış geliyor uyarısına bazı uzmanların kimyasal yağmur şeklindeki yorumları da eklenince endişeler katlandı. İstanbul, Sakarya ve İzmit'te kimyasal yağmur paniği artıyordu ki meteorolojiden yürekleri ferahlatan açıklama geldi. Marmara bölgesi için tehlikeli bir durumun olmadığını belirten yetkililer, atmosfere karışan kirletici emisyonların kısa süre içinde Türkiye'yi terk edeceğini ve beklenen yağışlara karışmayacağını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş açıklamasına İran'dan jet cevap geldi. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, B takımının kalıntıları ve hırslı müttefikleri Donald Trump'ı savaşa çekmek için aldatmaya çalışıyordu. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Suudi Arabistan petrol tesislerine düzenlenen saldırıyı savaş sebebi sayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya sert çıktı. Zarif, eski CIA Başkanı Pompeo'yu Başkan Trump'ı İran'a karşı bir savaşa çekebilmek için kandırmaya çalışmakla suçladı. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Pompeo'nun sözlerine Trump'ı da etiketleyerek Twitter üzerinden cevaplar verdi. Pompeo'nun İran'a karşı savaşı kışkırttığını ifade eden Zarif, B takımının kalıntıları ve hırslı müttefikleri Donald Trump'ı savaşa çekmek için aldatmaya çalışıyor. Kendi iyilikleri adına aradıklarını elde etmemeleri için dua etmeliler dedi.
Zarif Bey takımı olarak görevden alınan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed'i adlandırıyor. Zarif bir diğer mesajındaysa ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun geçmişte yaptığı bir konuşmada "Ben CIA direktörüydüm. Yalan söyledik, aldattık ve çaldık" dediği görüntüleri paylaştı. Ben CIA direktörüydüm. Yalan söyledik, aldattık ve çaldık. Zarif paylaşıma eski alışkanlıklar açıkçası kolay kolay gitmiyor. Yalanlar ve aldatmayla dökülen kanlar ve halkın hazinesinden yaptığı harcamaları umursamayan yabancı müşterilere yalakalık son günlerde zirveye çıktı diye yazdı. Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'ya yönelik yapılan saldırının perde arkasına dair çelişkili ifadeler gelmeye devam ediyor. ABD saldırıdan ısrarla İran'ı sorumlu tutsa da yaptığı tutarsız açıklamalar kafaları fena halde karıştırmış durumda. Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'ya yönelik saldırının yankıları devam ediyor. Saldırı sonrası Körfez'de tansiyon hayli yüksek. ABD ve İran arasında karşılıklı tehditkar açıklamalar sürüyor. ABD vururuz diyor, İran cevabımız sert olur diye karşılık veriyor. Söz konusu diplomatik salvolar aslında hayati bir detayın gözden kaçmasına neden oluyor. O da saldırının kim ya da kimler tarafından ve nasıl yapıldığı. Aslında bu sorunun cevabı var. ABD ısrarla İran'ı sorumlu tutuyor. Suudi Arabistan da onaylıyor. Ancak biraz geriye gidip saldırının hemen sonrası yapılan tutarsız açıklamaları hatırlamakta fayda var. Saldırının hemen akabinde Suudi Arabistan'dan gelen resmi açıklamalar failin kim olduğunun bilinmediğiydi. Ancak ABD hemen adres olarak İran'ı gösterdi. Ama Suudi Arabistan yönetimi bunu doğrulamadı. İran da suçlamaları reddetti. Beyaz Saray'ın saldırının İran tarafından yapıldığına yönelik ısrarcı tutumu sonrası Suudi Arabistan'da elinde hiçbir delil olmamasına rağmen İran'ı sorumlu tuttu. Yemen'deki Husiler ilk saatlerde saldırıyı hiçbir şekilde üstlenmezken oklar İran'a çevrilince üstlenmekten daha çok yaptık imasında bulundu. Bu çelişkili açıklamaların ışığında cevaplanması gereken bazı hayati sorular var. ABD'den önce saldırıyı İran'ın kontrolündeki Basra Körfezi'nin kuzeyinden gelen 20 drone ve seyir füzeleriyle gerçekleşti açıklaması geldi. Oysa 805 kilometre menzilli bir drone henüz dünyada üretilmemişti. Bu yalanın ardından ABD saldırının yapıldığı lokasyonu daha mantıklı bir noktaya odakladı ve İran hava sahasından hareket eden SİHA'lar ve fırlatılan seyir füzeleriyle Aramco vuruldu dedi. Eğer öyleyse o halde şu soruların cevaplarını bulmak gerekiyor. 1. Amerikan yapımı hava savunma sistemi Patriotlar neden İran'a ait seyir füzelerini vurmak için havalanmadı? 2. Husilerin elinde bu saldırıyı gerçekleştirebilecek silah teknolojisi var mı? 3. Bölgede radara yakalanmayan tek uçak F-35 ve o da sadece İsrail'de var. O halde İran SİHA'larını ABD teknolojisi radarlar neden tespit edemedi? 4. Bu saldırının İran'a ne faydası var? Bu soruların cevabı bulunmadığı sürece Aramco'ya yapılan saldırının sır perdesi aralanamayacak. Lakin ortada duran net bir gerçeklik var ki o da ABD, İran'ın kendi istediklerini kabul ettireceği pazarlık masasına oturmak adına her yolu deneyecek. Hem de dünya ile dalga geçercesine. Dünya yeni bir grip virüsünün tehdidi altında. Katil virüs hızla yayılabilir, milyonlarca kişinin ölümüne yol açabilir. Türkiye'de riskli ülkeler arasında. Peki ne yapabiliriz? Virüsten nasıl korunabiliriz? Cevabı az sonra. Sırada izleyeceğiniz haber böylesi bir ihmal nasıl olur dedirtecek türden. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 98 öğrenci kızarıklık ve kaşıntı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. AFAD'ın ilk raporunda lavabolarda sıvı sabun yerine yüzey temizleyici konulduğu ortaya çıktı. Ders sırasında aniden rahatsızlanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Lavabolardaki sıvı sabunun yüzey temizleyici olduğu ortaya çıktı. Akıl almaz olay Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki
İbrahim Ethem Akıncı İlkokulu'nda yaşandı. Öğrenciler ders sırasında kızarıklık ve kaşıntılardan şikayet etmeye başladı. Sayı gittikçe artınca okula sağlık ekibi çağrıldı. Rahatsızlanan 98 çocuk hastaneye kaldırıldı. Geçecek, çocukların genel durumu iyi, herhangi bir şey yok. Göremez miyiz şu an çocuklarımızı? Sonra göremezsiniz birazdan. Ciltlerinde kızarıklık oluşan öğrencilere tahlil yapıldı. Bu sırada aileler hastaneye yakın etti. Hepsi endişeliydi. Hepsinin durumu iyi. Hepsinin durumu iyi. Herhangi bir sıkıntı yok. Öğrencilerden 3'ü detaylı tetkik için Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tahlilleri yapılan öğrenciler taburcu edildi. Bu sırada AFAD, emniyet ve itfaiye ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. AFAD'ın ilk raporu aileleri dehşete düşürdü. Lavabolara sıvı sabun yerine yüzey temizleyicisi konulmuştu. Geldiğimde çocukların alerjik bir durumu olduğunu söylediler. Daha sonra yapılan test falan yapmışlar. Yapılan testler sonucunda galiba sıvı sabun yerine yüzey temizleyici katıldığı söylendi bize. Şu anda çocuğumu gördüm. Gayet durumu da iyi. Olayı öğrenen veliler tepki gösterdi. Müdür bey nerede? Bizi niye burada yalnız bırakıyor? Ben müdürle konuşmak istiyorum. Buraya gelsin, bu durumu izah etsin. Yetkililer çocukların durumu ile ilgili açıklama yaparak aileleri sakinleştirmeye çalıştı. Çocuklarımızı o alerji kısmından yıkadık diye çocuklarımızın üzerlerini çıkardık. Çocuklarımızı yıkadık. O yüzden böyle size çocuklara çarşaf falan verdik. Kıyafet yok, üstüne öyle sizin şeyimize vermedik. O yüzden, yoksa çocuklarımızın sağlık açısından bir sıkıntıları yok. Hindistan'ın kuzeyinde aşırı yağışlarla debisi yükselen nehir suları okul binasını yerle bir etti. Yıkım anı kameralara saniye saniye yansıdı. Nehir suları eskimiş okul binasını böyle yerle bir etti. Cep telefonlarıyla yıkım anını çekmek için onlarca kişi canlarını içe saydı. Burası Hindistan'ın Bihar eyaletindeki Katihar şehri. Nehrin taşkın suları terk edilmiş haldeki okul binasını yavaş yavaş yıktı. Binanın yıkılmasıyla ortalığı toz bulutu kapladı. Bastıkları zeminin kaymasını içe sayan kalabalık yıkım anını çekmek için birbirleriyle yarıştı. Neyse ki yıkımda kimse yaralanmadı. Samsun'da eski eşi ve çocuklarını rehin aldıktan sonra polis tarafından vurularak yakalanan zanlı polise teşekkür etti. Bakın neden. Psikolojim tamamen bitti için kendini vurmak. Polis memurda bir kendini vurmamam için de beni ayağımdan vurdu ki kendi ölümümü kurtardım. Eski karısı ve çocuklarını rehin almış, olaya müdahale eden polis ekipleri tarafından ayağından vurularak yakalanmıştı. Polis iyi yaptı diyorsun yani. Polis kurtardı beni. Kendimi öldür çektim. Vurulduğu için polise böyle teşekkür etti. Olay 9 Eylül'de Samsun'un İlk Adım ilçesinde meydana gelmişti. Şahin Ö, ruhsatsız silahıyla boşandığı eşi Özge Can Ye ile iki çocuğunu rehin almıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri elinde silah bulunan Şahin Ö'yü bacağından vurarak etkisiz hale getirmişti. Olayın ardından anne ve iki çocuğunu ölümden kurtaran polis memurları Bülent Kırca ile Adem Çon, ayın polisi seçilerek ödüllendirildi. Sağ dizinden ve sol elinden yaralanan Şahin Ö ise tedavi altına alındı. Tedavisi bittikten sonra adliyeye sevk edilirken söyledikleri herkesi şaşırttı. Psikolojim tamamen bittiği için kendimi vurmak. Polis memurda bir kendini vurmamam için de beni ayağımdan vurdu ki kendi ölümümü kurtardım. Koltuk değnekleriyle yürüyen Şahin Ö, polisin kendisini vurarak hayatını kurtardığını söyledi. Polis iyi yaptı diyorsun yani. Polis kurtardı. Kendimi öldür çektim. Savcıya ifade veren şüpheli çıkarıldı. Nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İtfaiyeciler için geliştirilen yangın battaniyeleri yangınlarda büyük bir facianın önüne geçiyor. 20 saniyede alevler içerisinde kalan aracı izole eden battaniye
yangın tehlikesini ortadan kaldırıyor. Alev alev yanan bir otomobili saniyeler içinde böyle söndürdüler. Bridge Hill firması otomobil yangınlarını 20 saniye gibi kısa bir sürede söndürecek özel bir maddeden üretilen yangın söndürücü battaniye geliştirdi. Alevleri yutan battaniye konut yangınlarında da alevlerin diğer evlere sıçramasını önlüyor. Alevleri yutan battaniye önümüzdeki süreçte itfaiye erlerinin işini bayağı kolaylaştıracağı benziyor. Küresel hastalıklara hazırlığı gözetleme kuruluşu katil virüse dikkat çekti. Dünyaya yayılması halinde dünyada 100 milyona yakın kişinin ölebileceği belirtildi. Dünya yeni bir virüs tehlikesiyle karşı karşıya. Türkiye'de risk grubunda. Dünya 100 yıl önce İspanyol nezlesiyle karşı karşıya kaldı. 50 milyon kişinin öldüğü salgından Türkiye'de etkilenmişti. Küresel hastalıklara hazırlığı gözetleme kuruluşu insanlığı bekleyen yeni grip salgınının boyutunu açıkladı. 100 yıl önce yaşanan salgının yeniden tetiklenebileceği açıklandı. Grip salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 100 milyonu aşabileceği belirtildi. Hava yoluna dikkat çekildi. Grip virüsünün bir kıtadan diğerine aynı gün içinde taşınabileceğini belirtti. Virüsün yayılmasıyla sadece 36 saatte 80 milyon kişi ölebilir. Alınması gereken önlemlerin başında aşılama geliyor. Eylül-Aralık arasında grip aşısı yaptırılması öneriliyor. 6 ay 5 yaş arası çocuklar, gebeler, 65 yaş ve üzeri kişiler kronik kalp ve solunumla bağışıklık sistemi hastaları en yüksek risk grubunda. Konvoy oluşturdular, yolu kapadılar. Yetmedi, meşaleler yakıp havaya ateş açtılar. Trafiği birbirine kattılar. İstanbul'daki lüks araçlı düğün magandaları az sonra. Gurbetçilerin düğün törenleri Almanları şaşırtmaya devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan bir kız alma alayı görüntüleri Almanları korkuttu. Ellerinde Türk bayrakları, meşaleler, davul zurna ve İzmir Marşı eşliğinde gelini almaya böyle gittiler. Almanya'da kaydedilen görüntülerde erkek tarafı İzmir Marşı, meşale ve Türk bayrağı eşliğinde kız evine doğru ilerledi. Türklere özgü olan bu gelenek Almanları korkuttu. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin korkuttuğu, Türklerin Almanya'yı ele geçirmeye çalıştığını belirten yorumlar yapıldı. Güya eğlenmek için düğün konvoyu yapan bir grup İstanbul trafiğinde terör estirdi. Ateş açıp meşale yakan sürücüler bir de yolu kapatınca trafik durma noktasına geldi. Siren çaldılar. Ateş açtılar. Meşale yaktılar. Bir de üstüne yolu trafiğe kapattılar. Bir düğün konvoyu İstanbul trafiğinin altını üstüne getirdi. Sorumsuz sürücüler diğer kişilerin hem güvenliğini tehlikeye attı hem de ulaşımlarını aksattı. E5 Karayolu Sefaköy mevkiindeki konvoy trafikteki bütün kuralları hiçe saydı. Meşaleler yakarak ortalığı dumana boğdular. Yoğun sis yüzünden diğer sürücülerin görüş mesafesi de düştü. V
Florya mevkiinde ise araçtan inen bir kişi trafiği kesti. Usule aykırı egzozlarıyla gürültü çıkaran konvoy yavaş ilerleyerek uzun kuyruk oluşmasına neden oldu. Bagandalar sanki marifetmiş gibi o anları sosyal medyada da yayınladı. Polis ekipleri trafikte terör estiren sürücülerin yakalanması için çalışma başlattı. Ürünleri kontrol ekipleri, sahil güvenlik, deniz polisi dün gece Marmara Denizi'nde ortak operasyon düzenledi. Balıkçı tekneleri tek tek denetlendi. Ağlardaki balıklar incelendi. Denizdeki denetimin görüntüleri az sonra. Mali müşavirinin oyununa gelen Kıvanç Tatlıtuğ için 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Şu hakim karşısına çıkan Kıvanç Tatlıtuğ, devletim ve ben mağdur olduk dedi. Selamlar. Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ vergide usulsüzlük yaptığı iddiasıyla İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Aylık 30 bin lira geliri olduğunu söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ'a hakim, 2012-2013 yılları arasında sahte fatura düzenlemesi iddiasını sordu. Tatlıtuğ mali müşavirine her ay banka yoluyla düzenli ödemeler yaptığını, ancak onun bu ödemeleri gelir defterinde göstermediğini söyledi. Arkadaşlar selamlar. Duruşmaya geldik. Duruşmamızı bitirdik. Belli başlı konularda zaten açıklamamızı da yaptık. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. İddiaya göre Erdal Doğan'ın sahtekarlığı 2017 yılında vergi denetimleri sırasında ortaya çıktı. Mali müşavir durum anlaşılınca ortadan kayboldu. Kıvanç Tatlıtuğ da ondan şikayetçi oldu. Kıvanç Tatlıtuğ hakkında 5 yıl hapis cezası istenen duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Rize'de 3 gencin şelale önünde tulumla türkü keyfi suda bitti. Oturdukları korkulu kırılınca herkes kahkahaya boğuldu. Hayda! Tulum eşliğinde türkü söyleyip eğleniyorlardı. Ama oturdukları odun korkuluk kırılınca kendilerini suda buldular. Rizeli Osman Albardak, Mustafa Şeramet ve tulumcu Özgür Parlak bir grup turisti gezi için Çamlıhemşin'deki Tar Şelalesi'ne götürdü. Bu sırada üç kafadar şelale kenarındaki odun korkuluğa oturdu. Özgür Parlak tulum çalarken Osman Albardak ve Mustafa Şeramet de türküye eşlik etmeye başladı. Her şey eğlenceli başlamıştı. Turistler cep telefonlarıyla kayda girdi. Şarkının ortasına geldiklerinde olan oldu. Üç gencin oturdukları odun korkuluk aniden kırıldı. Üçü de göle düştü. Hayda. Üç genç yaşadıkları ufak kaza karşısında dakikalarca güldü. Bunu çektik mi lan, bunu kayarız şey. O anları kaydeden turistler gençlerin sağlık durumunu kontrol etti. İyi misin? Ne oldu? O anlarsa turistler tarafından an be an kaydedildi. Osman Gazi Belediye Başkanı, geçtiğimiz günlerde Tahtakale Meydanı'nda zabıta ekiplerince ürünleri kaldırılan 91 yaşındaki Zeynep Karabıyık'ı ziyaret ederek elini öptü, gönlünü aldı. Böyle her gün böyle ne olur bu milletin hali böyle be? Zabıta ekipleri tarafından ürünleri toplanmıştı. Belediye Başkanı 91 yaşındaki Zeynep Nine'yi ziyaret edip gönlünü aldı. Bir kötülük yoktu ki zaten, bir şikayet ediyorlarmış. Biz onlara hiç kızmadık zaten. Olay geçtiğimiz günlerde Bursa'daki Tahtakale Çarşısı'nda meydana gelmişti. Defalarca uyarılmasına rağmen satışa devam edenler zabıta ekiplerini harekete geçirmişti. Ürünleri toplananların arasında 91 yaşındaki Zeynep Karabıyık da vardı. Görüntüler sosyal medyada yayılınca tepkiler büyümüştü. Olayın ardından Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tezgaha kaldırılan Zeynep Nine'yi ceviz topladığı yerde ziyaret etti. Şikayet ediyorlarmış. Biz onlara hiç kızmadık zaten. Açık bize de olduk be.
Galatasaray'ın mallarımızı bundan gidince biz yine saklıdan attık mallarımızı. Kendi malımı toplayıp yetiştirmişim zaten. Kendi malımı erdemiyor. Çünkü Allah senin gibi olsun. Senin gibi alın teriyle kazanan yapsın herkese. İnşallah. Belediye başkanı biz hal ya da pazardan alınan ürünlerin orada satılmasına karşı izledi, yanlış anlaşılma olduğunu belirtti. Senin tezgahına kimse dokunmaz o. Sen burada ürünü gene getirip oraya satacaksın. Milletin de istediği zaten bu. Kendi bahçesinden toplara gelen ürünleri orada satılması. 91 yaşındaki Zeynep Nine'nin elini öperek gönlünü aldı. Olay tatlıya bağlandı. Kusurası bizdedir. Öperim elinizi. Hadi sizlere Allah kolaylıklar versin tekrar. Son günlerde evlerden buram buram domates ve biber kokusu yayılıyor. Çünkü hanımlar kışlık konserve ve salça yapma telaşında, ancak bir sorun var. Kaynattıkları domatesleri koyacakları kavanozlara kapak bulamıyorlar. Yani anlayacağınız kavanoz kapağı kara borsaya düştü. Teyze, kış geliyor teyze. Evet. Neler hazırladın kış için? Domates yaptım. Domates salçası yaptım. Konservesi yaptım. Sonbahara girdik. Herkes kışlıkları hazırlamaya başladı. Bugünlerde evlerde ya biber salçaları kaynıyor ya da konservelik domatesler. Hanımlar biber ve domatesten başka kışlık ne hazırlıklar yapıyorlar? Barbunya, fasulye, ondan sonra turşuluk salata. Öyle çeşitleri. Bamyadan poşetlere koydum, şeye koydum, difrize koydum. Barbunya'dan yaptım. Hazırladım yani. Karda kışta çıkamıyorum, benim gibi yaşlılar nasıl çıkıyor. Onun için yapıyorum. Domates konservesi yaparken bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor. Mesela tek çeşit domatesten domates konservesi yapmamalısınız. Peki ne yapmalısınız? Şimdi onu öğreneceğiz. Şimdi bu kurudur, bu yaşlı. İkisini karıştırdığımız zaman daha lezzetli olur. Yani sadece bununla yapsak olmaz mı mesela? Olmaz. O yaşlı. Cıvık mı olur? Cıvık olur. Herkes böyle mi alıyor? Evet, hepsi öyle alıyorlar. Peki kaç kilo alıyorlar? 5 kilo veya 10 kilo karıştırdığı zaman daha lezzetli oluyor. Bundan 10 kilo, ondan 5 kilo, yarısı kadar diyor. Yarısı kadar. Hanımlar, kışlık konserveyi en az 20 kilodan yapmak gerekir. Aksi halde konserve stoğunuz yaza kadar yetmez diyor. Kışlık domates yaptınız mı? Yaptık. Kaç kilodan yaptın? 25 kilodan. Neden evde yapmayı tercih ediyorsunuz? Daha güzel oluyor. Sağlıklı olduğu için mi? Evet, daha sağlıklı oluyor, daha güzel oluyor. Yapıyor musunuz her kış domates konservi? Her kış düzenli yapıyorum. Evet, kaç kilodan yapıyorsunuz? Bazen 20, bazen 30. Kaynatıyorum. Blenderla geçirip ağızlarını kapatıp mayalama yöntemiyle. Kırmızı biberin salçasını da yapan var, közleyen var. Hazır oluyor, salata oluyor. Nasıl yapıyorsunuz? Yıkayıp temizleyip güzelce fırına koyuyorum. Daha sonra ince kabuğunu soyup onu süzgeçten geçirip poşetleyip buzluğa atıyorum. Biz konserve haberi yaparken pazarcı abimiz ilginç bir noktaya dikkat çekti. Hanımı da yapmış konserve. Memlekette yaptık. Memlekette yaptık. Salça, domates, evet. Neden dert yandın? Nereden? Bana? Domates 1 lira, konserve kapağı 1 lira, kavanoz 2,5 lira. Millet nasıl yapsın yani? Salça 50 kilo yaptık memlekette. 50 kilo salça, evet, yaptınız. Evet. Ne salçası yaptınız? Domates. Bende 2 tane de gelin var, torunlar var, çocuklar var. Onlara hepsine da, yaptınız hepsine mı? Hepsine yaptık vallahi. Abi kavanoz satışları nasıl gidiyor? Kavanoz durdu biraz bu ara. Kapak bulamıyoruz. Kapak sıkıntısı var. Niye var kapak sıkıntısı? Piyasada yetişmiyor diyorlar. Karaborsa satanlar var. Ne kadara satıyorlar kapağı karaborsada? İstoş'ta dün dediler. Kadıköy'de ben 1,5'a 1 liraya satıyorum tanesini. Sadece kapağı? Evet, sadece kapağı. Karadeniz'inde avlanan balıkçılar denetlendi. Kasalardaki balıklarının boylarını ölçen ekipler 13 santimden daha küçük 2 ton istavrite el koydu. Balıkçılara denizde ve karada denetim yapıldı. 2 ton balığa el konuldu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri Marmara Denizi açıklarında avlanan balıkçıları denetledi. Gece saatlerinde yapılan denetimde ekipler ruhsat, personellerin su ürünleri tezkeresi, ışıklı avcılık kontrolleri yer ve derinlik yasaklarına yönelik inceleme yaptı. İstanbul Tarım Orman İl Müdürlüğü ekipleri, sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisi ekipleriyle beraber
denizde balık denetimindeyiz. Teknelerin durum kontrolünden sonra balık boyları ölçüldü. Denizde yapılan ölçümler tam not aldı. Şu anda operasyonunu bitirmiş vaziyette mevcut hamsi balığımız çıkmış. Onun ölçümlerini yapıyoruz. Hamsi 9 santim, istavrit 13 santim olması lazım. Ölçümlerimizde herhangi bir problem gözükmüyor. 9 santim olması gerekirken balığımız 12-13 santim civarında. Karadaki balıkların bir kısmı ise denetime takıldı. Gürpınar balık halinde boyları sınırın altında kalan 2 ton balığa el konuldu. Yasal boyda avlanmayan istavrit balığına şu an el koydu arkadaşlarımız. 13 santim olması gerekirken 10-11 santim civarında balıklar avlanmış. El konulan balıkların yanı sıra 11 kişiye idari para cezası kesildi. Denetimlerde zamanında avlanmaya dikkat çekildi. Bizden sonraki nesiller için bunu yapıyoruz. Çünkü yasal boyda avlarsak eğer balıkların ömründe onlara bir kere üreme fırsatı vereceğiz ki bizden sonraki nesillerde balık yiyebilsinler. İşte o müthiş haber. Şimdi ekranlarınıza obur bir kediyi getireceğiz. 7 yaşındaki Shanti ne bulduysa yediği için obez oldu artık. Hareket etmekte bile zorlanan obez kedi tekrar formuna kavuşmak, fazla kilolarından kurtulmak için bakın şimdi neler yapıyor. Aslında mamayla beslenmesi lazım sadece. Evden her şeyle beslenmiş. Yani sahipleri ne yiyorsa o da hepsini yemiş. Fasulye, pilav, yumurta her şeyle beslendiği için biraz fazla kilo almış. Obez kedi Shanti şimdi o kiloları vermek için koşu bandında yürüyor. Pilates yapıyor. British Shorthair cinsi kedi 7 yaşında. Normalde 5 kilo ağırlığında olması gerekiyor. Shanti diğer kedilerin aksine mama değil ev yemekleri yemeyi seviyor. Hal böyle olunca da kilo aldıkça almaya başladı. Bir de görmüş olduğunuz gibi yatmayı çok seviyor, hareket etmiyor. Böyle olunca da obez olması kaçınılmaz oldu. Bunun üzerine sahibi kedisini zayıflatmak için veteriner terapi merkezine bıraktı. Çünkü kilo problemi aynı insanlardaki gibi onlarda da ciddi sorun yaratıyor. Shanti de yaklaşık 2,5 aydır bize terapiye gelen çocuklardan bir tanesi. 7 yaşında kendisi. 13 kiloyla geldi. Shanti pilates ve spor yaparak bugüne kadar tam 4,5 kilo verdi. Hedefte ise 3,5 kilo daha vermek var. Ortalama 5 kilo kadar inmesi gerekecek. Normal kilosu 5 kilo. Ama çok az hareket ediyor. Birazcık tembel bir kedi. Ve biraz fazla yemek yemeyi seviyoruz. Yaklaşık 2,5 ayda 4,5 kilo verdik. Şu an 8,5 kiloya düştük. Shanti zayıflamak için büyük emek veriyor. Önce yürüyüş bandında yürüyor. Ardından pilatese geçiyor. Shanti'nin yaşı dolduğu için sağlık problemi de yaşamamak adına biraz yavaş kilo vermesini sağlıyoruz. Şu an diyet bir mama kullanıyor. Mama dışında hiçbir şey yemiyor ve gün içerisinde birkaç defa egzersizleri oluyor. Koşu bandı, pilates topu, yüzmeyi almak istiyoruz ama suyu hiç sevmediği için ona henüz başlayamadık. Obez kedi Shanti sosyalleşmeyi ve kilo kelimesini duymayı hiç sevmiyor. Kalabalığı çok sevmiyor. Asosyal bir çocuk. Onun için arada bir agresyon gösterebiliyor. Kendisini kilolu görmüyor herhalde. Yok, hayır. Hayır. Shanti spor yapmayı ve hareket etmeyi pek sevmese de kilo vermeyi başardı. Obez kedi egzersiz ile 4,5 kilo verdi. Ancak daha verilecek 3,5 kilo var. İlk iki günde 250 bin kişiyi ağırlayan Teknofest'e ilgi 3. gününde de hayli yoğundu. Festivalde bugün Solo Türk nefesleri kesti. Elektrikli araçlar yarıştı. Helikopter ve uçakların akrobasi uçuşları adrenalin seviyesini yükseltti. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açan Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği İstanbul Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest rüzgarı 3. günde de devam etti.
7'den 70'e festivale ilgi duyan vatandaşlar standlara akın etti. Gün boyu yine çok sayıda dikkat çeken etkinlik gerçekleşti. Polis, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatına ait helikopterler akrobasi uçuşu yaptı. Usta pilotların komutasındaki helikopterler karşılıklı hayli zor manevralara imza attı. Gökyüzüne yazılmış kahramanlıkların, silah arkadaşının naaşına pilotluk yapan yüreklerin sahibi. Özellikle güvenlik güçlerinin Türk bayraklı geçişleri izleyenlerden büyük alkış aldı. Ve sahil güvenlik gösterisi başlıyor. Şu anda helikopterde Türk bayrağını açmış. Nefesleri kesen bir diğer gösterinin mimarı da tek motorlu küçük uçaklardı. Havada birbirinden tehlikeli hareketler sergileyen pilotun özellikle uçağı dalış pozisyonuna soktuğu anlarda ise adrenalin iyice yükseldi. Bu hareketi tek motorlu ekstra 300 de bizlere sergiliyor ve yeniden dalışa geçiyor. Ve Türk Hava Kuvvetleri'nin parlayan markası milli gururumuz Solotürk. Bulutuna söyle ıslanmasın yiğidim. Rüzgarına söyle yol versin. F-16'ların adeta havada dans ettiği muhteşem gösteri izleyenleri büyüledi. Gökyüzündeki hareketliliğin olduğu sıralarda yerde de durgunluk yoktu. 3, 2, 1 ve başlıyor. Pist başı yapan elektrikli araçlar birinci olmak için kıyasıya yarıştı. Hava, uzay ve teknoloji meraklılarını buluşturan Teknofest, birbirinden heyecanlı aktiviteleriyle 22 Eylül'e kadar devam edecek. Anadolu Yayıncılar Derneği'nin düzenlediği Anadolu Medya Ödülleri kapsamında İhlas Medya'ya ödül yağdı. Dürüst, ilkeli, objektif ve gündemi sorgulayan yazılarla kamuoyunu aydınlatan İhlas Medya Ankara temsilcisi ve Türkiye Gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, Yılın Araştırmacı Yazarı ödülüne layık görüldü. Yılın En İyi Ulusal Haber Ajansı ödülünün sahibi ise İhlas Haber Ajansı oldu. Yılın Araştırmacı Gazetecisi Sayın Batuhan Yaşar. İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından Yılın Araştırmacı Yazarı ödülüne layık görüldü. Yazdıklarıyla gündemi belirliyor, siyasetin perde arkası ondan soruluyor, kulis bilgilerle toplumu aydınlatıyor. Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde sorulmayanı soran, dürüst, ilkeli ve objektif yazılarla kamuoyunu aydınlatan Yaşar, yılın araştırmacı gazetecisi seçildi. Sayın Batuhan Yaşar, gerek iç politikada, gerek dış politikada çok önemli makaleler yazıyor. Sadece dedikodu değil, bilgilendiren, gündemi belirleyen çok önemli bir isim. Zaman zaman bizi Suriye konusunda bilgilendiriyor, zaman zaman Rusya konusunda bilgilendiriyor, zaman zaman iş politika, araştırmacı, gazetecilik nasıl yapılır bunun örneğini veriyor. Yılın enlerini seçen Anadolu Yayıncılar Derneği'nden bir ödül de İhlas Haber Ajansı'na geldi. İhlas Haber Ajansı, yurt içinde ve dışında çalışan 800'ü aşkın personeli, 145 bürosu, 460 kamerası ve 320 dijital fotoğraf makinesiyle görüntülü, yazılı ve fotoğraflı haber üretiyor. İlkeli duruşu ve hızlı haber anlayışıyla adeta habercilik dersi veriyor. Duyarlı yayın anlayışıyla büyük saygı topluyor. Anadolu Yayıncılar Derneği İhlas Haber Ajansı'nı da Yılın Ulusal Haber Ajansı ödülüne layık gördü. Yılın Ulusal Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı, kamu kaynağı kullanmadan, Türkiye'nin her noktasında yayın yapan, gece demeden, gündüz demeden, emek sarf eden önemli bir site, İhlas Haber Ajansı'nı tebrik ediyoruz. Anadolu Medya Yılın Enleri Ödül Töreni, Kasım ayı sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. Ve bu haberle birlikte ana haber bültenimizi noktalayalım. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.